Sırtımdan vuruldum. Yine Geceler dizisi gibi Osman Yağmur Dereli tarafından hazırlanan bir dizi. Seda bu defa kendini değil, Gecekondu Mahallesi'nde çileli bir hayat süren Gülnaz karakterini canlandırıyor. Anne sus! Uyuyor! Bu saatte ne uykusu be? Kalksın artık o da. Ne uyuyor? Bir günde uyuyabilseydim şu evde. Birinin saati, birinin şarkısı, birinin şişe gürültüsü. Dizide başrolleri Tarık Tacan, Toprak Sergen, Selda Alkor ve Halil İbrahim'le paylaşıyor. Dizinin konusu da bir hali ilginç. Gülnaz alkolik annesi ve elektronik mühendisliği okuyan genç kardeşiyle varoşlarda yaşam mücadelesi veren bir pavyon şarkıcısı. Ailesiyle beraber yaşadığı İdealtepe mahallesinin büyük bir sorunu var. Evlerini inşa ettikleri arsanın sahibi, acımasız holding patronu İnci Arman tarafından mağdur ediliyorlar. İnci Arman bu arsada lüks bir site yapmayı planlıyor ve bu sebeple mahallenin hayatını cehenneme çeviriyor. Kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle belediyeden elektriği kesmesi için yetkilileri birkaç defa yolluyor. Ancak mahalleli buna izin vermiyor. Elektriği kesinlikle. 3 yıldır müracaatımız var. Kimse ilgilenmedi. Seçim zamanı atıp tutmayı bilirsiniz ama. Susma! Susunca sıra sana gelecek! Mahalle sakinleri elektriği kestirmedi efendim. Ya Şampiyonlar Ligi maçları sırasında elektriği keserlerse? Kimse gelip bizim elektriğimizi kesemez. Hadi gelin ev beğenelim. Şuradaki en ışıklı ev benim olsun. İdeal Tepe bu hale gelecek. Dere ağzı kapatılacak. Evlerin hemen her konumundan boğaz görülmeli. Yani yol bu taraftan geçiyor öyle mi? Otobana paralel. Park alanları geniş tutun. Anlıyorum, evet. Eser Bey, sizdeki villa kompleksi projesi nasıl gidiyor? Araziyle ilgili problemimiz yok. 5 kişilik mimar ekibimiz projeye son şeklini veriyor. Maketi dahi hazırlandı efendim. Çalışma takvimimizin 15 gün önündeyiz efendim. Teşekkür ederim Eser Bey. İşte istediğim bu. Tebrik ederim. Sağ ol. Bugün kestirmediniz ama yakında kestireceğim ben bu elektriği. Memur Bey'in görevini yapmasını birkaç defa engelleyen mahallelinin hakkından gelmeye kararlı olan İnci Arman, bir gece yarısı adamlarını yollayarak elektrik tellerini kestirtiyor. Tam da o sırada bir derbi maçı var. Hikayenin bundan sonrası biraz trajik. Kahvehanede beraberce 37 ekranda maç keyfi yaşayan mahalle halkı, Gülnaz'ın elektronik mühendisi kardeşinden kabloları yeniden bağlamasını rica ediyorlar. Bu isteği kıramayan genç adam, elektrik direğinin üstünde kabloları birbirine bağlarken elektrik çarpması sonucu düşüp orada can veriyor. Madem keseceksiniz, yarın yapsaydınız da biz de maçı seyretseydik. Şimdi elektrik gelir mi? Günde 10 defa gidip geliyor, bakarsın gelir. İnşallah. İnşallah. Geliyor mu? Hey! Lan da yetişecekti başı ya. Hadi be oğlum. Mahallenin kahramanı olacaksın valla. Hadi çaktırmadan halledin. Hadi hadi hadi. Peki. Trajik olay mahalleli için sonun başlangıcı, Gülnaz içinse daha rahat bir hayata adım atmasını sağlayan bir vesile oluyor.
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Armanların evini basan Gülnaz için kader ağlarını örüyor. Hop hop hop, nereye gidiyorsun hop? Aç şunu. Aç dedim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç dedim. Bir saniye. Çekil, nerede oldu durun. Efendi, kimi aradınız? Nerede? Kimi aradınız hanımefendi? Allah belanı versin. Dur. Allah belanı ne versin. Ne belası? Dur. Allah belanı kimsin versin. Kimsin sen? Dur. Elektriğimizi kesildi. Kardeşim ölmeyecek. Ne ölüsü? Hep sizin yüzünüzden. Kardeşim öldü. Bırak. Elektriği kestiniz. Kardeşimi dur. Öldürdünüz. Dur. Kardeşimi bırak öldürdün. Yakalı kanı bırak. Kardeşimi öldürdün. Senin dur. Yüzünden. Dur. Yeter. Senin yeter. Nedir bu rezalet? Senin yüzünden. Tamam sakin olun. Ne yapmayın. Oldu? Tamam sakin olun. Abi seviyorum böyle bir şey. Abi dur lütfen. Sen bir hastasın. Ne yapıyorsun? Gel. Ne oluyor? Hadi dışarı. Durun bir an. Hadi bir dakika. Bir şey oldu. İnci Arman'ın hayattaki en büyük derdi oğlu Deniz'in gay olması. Deniz'in bir gay barda çekilen fotoğraflarını basının elinden kurtardıktan sonra onu zorla evlendirmeye karar veriyor. Ve gelin adayı olarak da mağdur ettiği Gülnaz'ı seçiyor. İnci Hanım, Rıfkı Bey geldiler efendim. Buyurun. Buyurun Rıfkı Bey. Saygılar efendim. Buyurun efendim. Evet Rıfkı Bey, sizi dinliyorum. Evet. Pazartesi günü gecesi saat 24'te bir bara girdi. Gay bar tabii. Saat 03.35'te de iki erkek arkadaşıyla birlikte bardan çıktı. Erkeklerden birisinin ismi Cenk. Ressam Paris'ten gelmiş eşcinsel. Daha sonra birlikte Tarabya'da bir eve girdiler. Saat 06.40'a kadar bekledim. Deniz Bey çıkmadılar. Sanırım... Yeter. Okumanıza gerek yok. Dosyayı verin. Deniz Bey'in basında çıkmak üzere topladığımız fotoğraflar da içinde. Buyurun efendim. Muhasebeye uğrayın. Çekiniz hazır. Görevinizi de aynı ciddiyetle sürdürün. Saygılar İnci Hanım. Bana bu saatte söyleyeceğiniz konuyu merak ediyorum. Konu? Gülnaz ve Deniz. Anlayamam. Deniz'in son raporları hiç de iç açıcı değil. Basının diline düşersek aile şerefimiz iki paralık olur. Bunun da Gülnaz'ın ilgisi ne? Gülnaz'la konuşun. Onu Deniz'le evlendireceğim. Bu saçma sapan olay örgüsüyle ancak 9 bölüm yayın hayatına devam edebilen dizinin full bölümleri YouTube'da mevcut ve sıkıldığınız bir gece izlemenizi tavsiye ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.